Herkese merhaba. Eyüp Yıldız YouTube kanalına ve Facebook sayfasına hoş geldiniz. Galatasaray'da işler yolunda, tıkırında. Galatasaray uzun bir aradan sonra liderlik koltuğuna da oturdu. Ki hani arada belki sıkıntılı maçlar olacaktır, dönemler olacaktır ama buradan sonrası için ben Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan uzaklaşabileceğini, hatta bir puan farkı oluşacaksa onun da Galatasaray lehine oluşacağını düşünüyorum. Bu bağlamda Galatasaray'da bir sıkıntı yok. Ha, İstanbulspor maçının ikinci yarısında çok iyi bir oyun yoktu. Hatta kötü bir oyun vardı. Doğru. Bunu eleştirmek lazım. Doğru. Okan Buruk maçın kazanıldığını düşünerekten bence yanlış oyuncu tercihleri yaptı. Bir daha bunu yapmaz. Yani Mata, Mertens, Yusuf Demir, Kerem Aktürkoğlu aynı anda fizik kalitesi ve size, yani boyu kısa, fizik kalitesi düşük bu oyuncuları aynı anda sahada tutmaz. Böyle bir hata yapmaz ama bu maçta yaptı ve Galatasaray az kalsın sahadan beraberlikle ayrılıyordu. Bunu eleştirelim, konuşalım ama bunu farklı yerlere çeken algıcılar, manipülasyoncular ve karamsarlar var. Karamsarlar içimizdekiler. Onlar iyi niyetli bir şekilde bu zararı veriyorlar. Ama algıcılar, manipülasyoncular, bunlar kötü niyetliler arkadaşlar. Bu videonun konusu da bu. Şimdi Galatasaray sezona girdiğinde, daha doğrusu sezona girmeden önce Okan Buruk olmaz, Okan Buruk'a bu kadro 5 gömlek büyük gelir, o olur bu olur, şu gelsin bu gelsin, isim vermiyorum ki polemik çıkmasın, teknik direktör şu olsun bu olsun diye söyleyen, Okan Buruk gelmesin veya geldikten sonra başarılı olmasın diye mücadele eden insanlar vardı. Okan Buruk her hafta takımın vitesini yükselterek, sistemi, kimyayı oturtarak bu insanları aslında bir nevi susturdu. Açık açık Okan Buruk gitsin diyemez hale getirdi. Okan Buruk kendisini sevmeyenleri, kendisine nefret kusanları, ayağını kaydırmak isteyenleri açık açık konuşamaz hale getirdi. Artık yoklar. Dikkat edin, farklı cümleler kuruyorlar. Eskiden Okan Buruk yapamaz diyorlardı. Ortadan kayboldular veya şey değiştirdiler, politika değiştirdiler. Şimdi diyorlar ki ama bu futbolla olur mu falan filan diyorlar. Şimdi başka bir yere evrildiler ama sezon başındaki noktada değiller. Beşiktaş uçuyor kardeşim, Fenerbahçe zıplıyor, Trabzonspor uzay takımı, Başakşehir bizden iyi diyenler de hepsi argümanlarını kaybettiler. Beşiktaş Galatasaray'ın yarısı kadar top oynamıyor. O çok övdükleri Başakşehir'e Galatasaray 7 attı. Trabzonspor'u, Fenerbahçe'nin 2-0 kaybettiği Trabzonspor'u elinden kaçırdı Galatasaray, üstelik deplasmanda. Fenerbahçe'nin uçup kaçmadığını, hatta Fenerbahçe'nin defansif anlamda hep zaten Galatasaray'ın gerisindeydi, ofansif olarak da Galatasaray'ın gerisine düştüğünü hep beraber gördük. Aslında Galatasaray hızlı bir şekilde ilerlerken, gelişim gösterirken yeni kurulmuş bir takım var ortada. Diğer rakiplerimiz geriye gittiler. Ve onları övenler, algıcılar, karamsarlar, manipülasyoncular artık bunu da söyleyemiyorlar. Ama neye takıldılar şimdi? İstanbulspor maçının son 20 dakikasını. E kardeşim, kabul ediyoruz. Orada da Okan Buruk hata yaptı. Bu değişiklikleri yapmaması gerekiyordu. Daha dikkatli olması gerekiyordu. Tamam, İstanbulspor ligin en zayıf takımı. Doğruya doğru ama yani sonuç itibariyle bir kalitesi var. Süper Lig'de mücadele ediyorlar. Sen koşmadan 2-0 önde de olsan, 3-0 önde de olsan koşmadan o maçı kazanamazsın. Koşmayan, mücadele etmeyen, teması sevmeyen futbolcularla kazanamazsın. Okan Buruk bir daha da bu hatayı yapmaz. Ama bu son 20 dakikadaki oyunu, sanki Galatasaray'da hiç iyi futbol yokmuş gibi, sanki Galatasaray maçın ilk yarısında rakibini sürklese etmemiş, 7-8 tane net gol pozisyonu bulmamış gibi, sadece o rotasyondaki hatalardan kaynaklı düşen futbol üzerinden okuyup Galatasaray'dan bir şey olmaz, Galatasaray şampiyon olamaz, Okan Buruk yapamıyor zaten bilmem ne algısı yaratanların tuzağına düşmeyin arkadaşlar. Yanlış yapıyorsunuz. Bu takıma destek olun. Bu takıma eksikleri olduğu halde, bu takım çok ve geç kurulduğu halde, bunu da unutmayın, çok ciddi bir başarı gösterdi. Gerilerden gelip Fenerbahçe'ye geçti ve liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe'de Jorge Jesus bir enkaz devralmamıştı. İsmail Kartal şampiyonluğu oynayan bir takım bıraktı. Farkında mısınız? İsmail Kartal varken de Fenerbahçe toparlanmıştı ve Trabzon'un arkasına takılmıştı. Ve Jorge Jesus oturmuş bir takım devraldı. Ama Okan Buruk enkaz devraldı arkadaşlar. Ve bu takımı transferlerle ayağa kaldırdı, öne çıkarttı, daha iyi futbol oynamasını sağladı. Hatta şu an ligin en iyi futbolunu Galatasaray oynuyor.
Bazıları bunu kabul etmek istemeseler de, çünkü işlerine gelmiyor, Okan Buruk gitsin istiyorlar. Bu gerçek, bu realite. Beşiktaş'ı zaten övemezler Galatasaray'a karşı. Trabzon da sıkıntılı. Başakşehir'e 7 attı. Fenerbahçe'nin de uçup kaçmadığı artık Fenerbahçeliler tarafından da, bir kısım Fenerbahçeliler tarafından da kabul ediliyor. Bu bağlamda baktığınızda ortada kötü, karamsar bir tablo yok. Ama ne var? Galatasaray'ın transfer yapması lazım. Bütün sezon Icardi, Gomis, Seferovic ile tamamlanmaz. Icardi sakatlanıyor, Seferovic ortalıklarda yok ve Buffett'imi Gomis de yaşta. Oraya mutlaka takviye gelecek zaten. Harıl harıl Galatasaray çalışıyor. Özellikle Dembele için inanılmaz bir çalışma var devre arasında. Bir bakmışsınız Seferovic gitmiş, Dembele gelmiş. Bu yapılması lazım. Artı takımda yine sol bekte bir kriz yaşandığını görüyoruz. Artı Mata'nın bekleneni veremediğini görüyoruz. Belki orada da bir değişim olacak. Bunların mutlaka yapılması lazım. Ama diğer taraftan tekrardan Sadede gelecek olursak, Galatasaray'ın çok güçlü bir A planı var. Hatta A planıyla sahaya çıktığında sürklese edemeyeceği, gol atamayacağı bir rakibi de yok Türkiye Ligi'nde. Şimdi Galatasaray'da sıkıntı şu. Bu A planındaki takım 60 dakikalık, 70 dakikalık bir takım. Mertens yoruluyor, Gomis yoruluyor ilk 11'de başladığında. Sol bek çok istediğimiz randımanı veremiyor. Değişim yaptığında çıkan oyuncu, giren oyuncu çıkan oyuncunun kalitesinde olmuyor. Bunları çözmek lazım. Burada da işte transfer devreye girecek ve Galatasaray çok güçlü bir şekilde şampiyonluk yarışına dahil olmuş durumda. Ve ligin ikinci yarısı itibariyle göreceksiniz bunu mesela. İddia oranları, şampiyonluk şansları vesaire bakılıyor ya, istatistikler, yüzdeler tutuluyor. O yüzdelerde de Galatasaray'ın şampiyonluk şansının en tepede olduğunu, birinci sırada olduğunu göreceksiniz. Bunun için yapılması gereken kaleyi içeriden yıkmak değil veya karamsarlıkla içeriden bir kaos çıkartanlara destek olmak değil. Hayır, Galatasaray'ın pozitif oyununa tutunup Okan Hoca'ya destek olmaya devam etmek gerekiyor. Senaryo çok kötü işler. Okan Buruk planları tutmaz, çıkarız. Aslanlar gibi de eleştiririz. Kimsenin de adamı değiliz. Hiçbir Galatasaraylı menfaatsiz Galatasaraylılar diyelim ya da kimsenin adamı olmazlar. Sadece Galatasaray'ın adamı olurlar. Galatasaray'ın menfaatleri için mücadele ederler. Böyle baktığımızda Okan Buruk da şu an çok iyi gidiyor. Nazar değmesin. Başarıya götürdüğünü görüyoruz. Okan Buruk'un son 20 dakikalık oyun beni kesinlikle ve kesinlikle eleştiri yapmamı sağlar. Ama bende bir olumsuzluk oluşturmaz. Ben Galatasaray'ın pozisyon zenginliğine baktığımda, oyun kalitesine baktığımda geleceğe de umutla bakıyorum. Şampiyonluğa inanıyorum. Takviyelerle, Okan Buruk'a ve oyunculara güçlü destek olarak Galatasaray bu ipi göğüsleme noktasına gelir. Bunu yapmak lazım. Buradan yürümek lazım. Ve kötü niyetlileri zaten mücadele etmek gerekiyor. Onlar maçı izlerken inşallah Galatasaray bugün puan kaybedecek, biz de ortalığı karıştıracağız diye izliyorlar. Bunlara karşı mücadele etmek lazım. Karamsarlar, böyle takımdaki ufacık bir olumsuzluğu böyle kaşıya kaşıya büyütüp oradan felaket senaryosu üretenleri de, bunlar iyi niyetli insanlar ama onlara karşı da mücadele etmek zorundayız ve rakiplerin algısına karşı mücadele etmek zorundayız. Bugün bakıyorum Fenerbahçeliler, Beşiktaşlar Galatasaray'ın niye sesi çıkmıyor, lig temiz mi diye isyan ediyorlar. Galatasaray'ın niye sesi çıksın ki şu an? Galatasaray'ın hakkı yendiği için Galatasaraylıların sesi çıkıyordu. Şu an Galatasaray'ın hakkı yenmiyor. Galatasaray hakemler operasyon çekmiyorlar. Ne Galatasaray'ın lehine hata var ne de aleyhine hata var. Galatasaraylılar da bunu istiyor zaten. O yüzden o algıcılara karşı da mücadele etmek lazım. Birlik olmak lazım. Galatasaray ligin en iyi futbolunu oynuyor. Hucumda gördünüz, her maç 7-8 tane çok net gol, %100'lük gol pozisyonu yakalıyor. Savunması da Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un, Başakşehir'in, bu takımların üzerinde arkadaşlar. Bu takıma destek olun. Rotasyonu da kuvvetlendirdiği noktada belki de Galatasaray elini kolunu sallayarak 6-7 puan farkla şampiyon olacak. Buna destek olun. Kötü giderse bir daha değerlendirme yaparız. Öngörülerimiz yanlış çıkarsa öz eleştiri de veririz. Ama şu an kötü giden bir durum yok. Şu an destek bekleyen, şu an arkasında çok net bir şekilde durması gereken bir camia var. Futbolcuların ve Okan Buruk'un.
bize de bu Galatasaray camiasına da bu yakışır arkadaşlar. Bunu söylemek istedim. Çünkü sanki Galatasaray lider olmamış, 3-0 kaybetmiş gibi bir hava oluşturuldu. Bilinçli bir şekilde oluşturuldu. Bu havayı dağıtmak lazım. Galatasaray inanıyorum ki Sivas deplasmanında da kazanacak. Sizler de görüşlerinizi videonun altında yazabilirsiniz. Yayını beğenirseniz de çok çok mutlu olurum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.